Bu yeni aşamayı konuşacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Helin Hanım, bugünkü tırmandırma açıklanana göre Kırım Köprüsü'nün vurulmasının intikamı. Ama bir yandan da topyekün savaş ilanı olarak anlamaya başlamalı mıyız? Yoksa hala özel askeri operasyon kapsamında mı bu adımları atıyor Rusya? Bir uyarı mahiyetinde mi Ukrayna'ya, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi dönem dönem savaşın başından bu yana tansiyonun arttığını, ara ara da bu tansiyonun düşürüldüğünü görüyoruz. Özellikle Kiev'e baktığımızda da bu tarz dalgalı bir seyir izlendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü başlangıçta pek beklenmese de Kiev'e yönelik saldırılar vardı. Sonra yavaşladı ve adeta dün ya da önceki günkü haberleri hatırlıyorum. Kiev'de yaşam normale döndü diye sivillerin şehirden görüntülerini paylaşıyordu Ukrayna yönetimi ya da oradaki gazeteciler. Tam da bunun üstüne Kiev'in vurulduğu yönünde haberler bu sabah hepimizin karşısına çıktı. Bir anlamda tansiyonun yeniden yükseltildiğini görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi birkaç gün önceki bu Kerç Köprüsü'nün patlatılmasıyla ilgili evet bir intikam, bunun etkisi mutlaka vardır ve nitekim Putin'in ilk açıklamaları da bu yöndeki bir işaret veriyor. Aynı zamanda Ukrayna yönetimini asıl sivilleri vuran sizsiniz diye suçladığını, hatta terörizmi suçladığını da görüyoruz Putin'in. Tabii işin başından beri bu enformasyon, dezenformasyon mevzu çok gündemde. Putin'de, Rus yönetimi de kendi açısından, özellikle Rus halkına karşı bir propaganda çabasında. Ukrayna, özellikle bugün vurulan bölgelerin pek çoğunun sivil yerleşim alanları olduğunu söylüyor. Ukrayna'dan haberleri de, gazetecilerin yorumlarını da dinledim yayınımıza katılmadan önce. Sivil kayıpları var. Günlük yaşamda stratejik altyapı sayılmayacak pek çok bölgenin, çocuk parklarına yakın bölgelerinde vurulduğunu görebiliyoruz görüntülerden. Dolayısıyla Rusya'nın el arttırdığını tırnak içinde söylemek mümkün. Bu nasıl bir el arttırma? Özellikle son dönemde Rusya Genelkurmayı'nda bir takım radikal isimlerin, daha sertlik yanlısı isimlerin başa geldiğini, hakimiyeti ele geçirdiğini görebiliyoruz. Medvedev de bu yönde Genelkurmay'a suçlamalarda bulunuyordu ve birkaç komutan ismiyle Kadirov'da dahil olmak üzere Rusya'nın mevcut Genelkurmay yönetiminin Ukrayna'ya yönelik stratejisini daha sert bir zemine taşıdığını söylemek mümkün. Bu tabii ki sivilleri caydırıcı, sivilleri özellikle derinden etkileyecek saldırıların önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini de bize bir anlamda hatırlatıyor. Helin Hanım, siviller affedin, üzerindeki baskı arttığında da yönetimin elinin zayıflaması bekleniyor. Bu açı önemli. Benim sesimi alabiliyor musunuz? Çok azaldı tamam. Şu an. Bu açı önemli. Kısaca da olsa üstünde duralım. Rusya 4 bölgenin ilhakını açıkladıktan kısa bir süre sonra belli noktalarda Rusların çekildiği haberleri geldi. Mesela Liman onlardan, Liman kenti onlardan biriydi. İşte yine Zaporijya çevresinde böylesi noktalardan Rusların çekildiği haberleri gelmişti. Bunun üzerine de sizin de az önce söylediğiniz gibi eleştiriler duyuldu. Yani Rus yönetimine, Kremlin'e yönelik emir komuta zincirinden eleştiriler geldi. Şimdi peşinden de hafta sonu Kırım Köprüsü'ne yönelik durumu bütün dünya takip etti. Şimdi içeriye düşündüğümde, yani bu ilhak ve çekilmeyle ilgili sert eleştiriler yapan emir komuta, işte o komuta kademesi Kırım Köprüsü'nden sonra dozunu nasıl arttırmıştır içeride bilemiyorum. Ama siz burada içerideki itirazları da göz önünde bulundurarak şiddetin daha da tırmanması mümkün olabilir diye düşünüyor musunuz Ukrayna'da? Belki bugün ona dair bir örnektir diye düşündüm evet, sizi dinleyince. Hatta zaman zaman bu Şubat ayından beri yaşadığımız bu uzun süreç boyunca da kamuoyunun desteğini kaybetme tehlikesini gören Rusya'nın bunu bir anlamda toparlayacak şekilde daha sert eylemlere başvurabileceğini hep söyledik. Elimizde tabii ki bir takım veriler var. Her şeyden önce Çeçenistan örneği var. Rusya'nın ne kadar kuralsızca, ne kadar sert yöntemlerle bir takım kendince beğenmediği, sevmediği, ayaklanma diye tanımladığı olayları bastırabildiğini hepimiz tarih içerisinde gördük. Kadirov'da son dönemde özellikle kendi lehine doğru yaklaşan
bir Çeçen isim olarak son derece sertlik yanlısı. Onun da etkisinin arttığını görüyoruz ve hatta bu son bombalamayı da gayet makul ve beklenen bir olay olarak tanımladı kendisi. Çünkü Kerç Köprüsü ile ilgili buna gerek vardı, böyle bir tepkiye cevaba gerek vardı yorumu yaptı. Diğer isimlerde Sorovikin, Prigojin gibi isimler, bunlar bizim Türk kamuoyunda çok tanımadığımız, açıkçası benim de isimlerini yeni yeni duymaya başladığım komutanlar, ancak sicillerine baktığımızda çok kalabalık, kötü sicillere sahipler. Özellikle Halep mevzusu, Halep'in yerle bir edilmesi konusunda ismi geçiyor Sorokin'in. Yine aynı şekilde Çeçenistan'da görev yapmış olan sertlik yanlısı komutanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Tacikistan, Kırgızistan Savaşı'nda yine aynı şekilde sert bir Rusya yanlısı öneriyle devreye girdiğini ve Tacik askerleriyle Kırgız askerlerini birbirine kırdırdığı yönünde yorumlar var. Dolayısıyla tarz olarak çok daha sert, çok daha sivil kayıplarına dikkate almayacak bazı komutan isimlerinin şu an gündemde olduğunu, güçlü bir şekilde gündemde olduğunu görüyoruz. Putin yönetiminin de zannediyorum dünya kamuoyunda Rus ordusuna yönelik zayıflık mesajları arttıkça bu tarz komutanlara daha çok destek vereceğini, onları ön plana taşıyacağını varsayabiliriz. Helin Hanım, bu günkü gelişmelerde dikkat çekici olduğunu düşündüğüm iki açı var. Bu da savunma alanında biraz düşünmeye gerektiriyor. Zelenski dedi ki İran üretimi şahit kamikaze İHA'larıyla saldırı yapıldı dedi. Şimdi yani Ukrayna'ya yönelik saldırılar. Bu yazın başından beri Rusya'nın İran'dan kendi savunma kapasitesini geliştirmek üzere İHA alması konusu gündemdeydi. Bununla ilgili biz gelişmeler duyduk. Bunu size sormak istiyorum. Rusya, İran savunma alışverişine dair bize ne söylüyor bu açıklama? Altını biraz böyle kazıyacak olursak açıklamanın. Ve tabii buna şu gözle de bakıyoruz. Bayraktarlar Ukrayna için sahada bir avantaj oluşturdu. İran'ın İHA'ları Rus askeri kapasitesine ne katıyor? Şimdi bu İHA-SİHA meselesinde tabii ki konunun gerçekten teknik uzmanları var. Onların yanında benim bilgim kısıtlı kalacaktır ama şunları söyleyebilirim. Dikkatimizi çeken nokta bütün bu Türkiye açısından olsun, başka ülkeler açısından olsun kıymetli diye bulduğumuz askeri savunma sanayi anlamında altını çizdiğimiz bu unsurların bir anlamda çok uluslu unsurlar olduğunu görmek lazım. Yani teknik parçaların pek çoğunun dışarıdan geldiğini, bu anlamda aslında ülkeler arasında karmaşık, karşılıklı bir bağımlılık ilişkisinin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bununla birlikte aslında özellikle son dönemde gördüğümüz bu Şangay İşbirliği Örgütü, burada İran'ın artan rolü, Çin, Rusya, İran ekseninin giderek güçlenmesi mevzularına baktığımızda da aslında bir anlamda dünyanın istemesek de yavaş yavaş o ikiye doğru bölünme sürecinin başlangıcında olduğumuzu söylemek mümkün. Ve bu açıdan da tabii ki bir askeri savunma sanayinde de işbirliğinin arttığını varsayabiliriz. Tabii Rusya'nın istediği bir şey var. İran'ı ne kadar tırnak içinde yalnızlaştırır ve batıdan koparabilirse kendi bloğuna da o kadar yakın tutacak. Türkiye açısından da tabii Türkiye çok kritik bir noktada benzer hamleleri Putin'in yaptığını görmek mümkün. Ancak Türkiye elinden geldiğince bu denge politikasını korumaya çalışıyor. Ama kanaatimce önümüzdeki dönemde özellikle Batı, Amerika liderliğindeki Batı ve Rusya liderliğindeki Çin, hatta bunun eş lideri diyebiliriz, Doğu bloğunun bu şekilde arabulucu olmaya çalışan, bir anlamda orta yolu izlemeye çalışan Türkiye gibi ülkeler üzerindeki baskılarını arttıracağını varsayıyoruz ve bu bloklaşmanın daha da netleşeceğini bize gösterir. Zor bir iş, Türkiye'nin önündeki süreçte çok zor bir iş denge politikası yürütebilmek. Ama İran açısından özellikle Biden yönetiminde İran'la ilgili ilişkilerde önemli bir mesafe kat edilmemiş olması, adeta Biden'ın Trump yönetiminin bir devamı niteliğinde devam etmesi şu anda İran'la ilişkiler bağlamında, Rusya-İran ilişkisini savunma sanayide dahil olmak üzere oldukça güçlendiriyor diye düşünüyorum. Amerikan yönetiminin aslında akıllıca davranıp bir takım hamlelerle İran'ı kendisine doğru çekmesi gerekir.
Tabii bir de İran'ın içerisindeki iç karışıklıkları düşündüğümüzde özellikle yönetimin Batı'ya karşı daha çok diş bilediğini ve bu anlamda Rusya liderliğindeki bloğa daha fazla destek vereceğini söylememiz zannediyorum yanlış olmayacaktır. Helin Hanım, bir gelişmeyi daha sizinle ele alalım istiyorum. O da şu, şimdi biz 360'da bu açılıları yakalamaya gayret ediyoruz. O geçmiş programlarımızda da bu savaşta altyapının hedef alınmasının olası sonuçları üzerine çok durduk. Sizinle de durabilmek istiyoruz. Şimdi şöyle bir resim çıkıyor ortaya baktığımızda. Nereden biz bunu duymaya başladık? Kuzey Akım, buna yönelik bir işte saldırı yapıldı. Sonra hafta sonu işte Kerç Boğazı Kırım Köprüsü. Putin iddiasına baktığınızda Türk Akım işte hedef alındı diyor. Şimdi Ukrayna içindeki askeri lojistik haberleşme altyapılarının hedef alındığı açıklamaları gerekiyor, geliyor. Şimdi dolayısıyla bu cephede böyle işte hani ateş kullanılıyor ve büyük ölümler haberleri değil ama altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatının bu şekilde zora sokulduğu, kaos hedeflenir gibi görünen adımlar. Bu savaşın gidişatıyla ilgili bize ne söylüyor? Bir kere böylesi bir tespit sizde de var mı? Onu duymak istiyorum. İkincisi, bu Türk Akım'a da saldırı yapmayı girişiminde bulunduğu iddiası ne söylüyor? Türkiye bu ülkelerle ilişkili enerji alışverişi var. Bir kırılganlık mı doğuyor buradan? Türkiye gibi özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere enerji açısından dışa bağımlı ülkeler, büyük oranda tırnak içinde enerji güvensizliği, güven boşluğu içerisindeki ülkelerin durumu kritik. Doğal olarak önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Özellikle de Ukrayna'daki bugün sabah gerçekleştirilen saldırılarla ilgili de benzer yorumlar yapılıyor. Altyapıyı vurduğunuz zaman hemen kış bastırmadan önce aslında Ukrayna'da sivil hayatın akışını çok daha zorlaştırmış olacaksınız. Karşılıklı olarak bunun yapıldığının altını çizmek lazım. Ukrayna açısından neden hedef özellikle Rusya'nın dışarıya enerji tedariğiyle ilgili güzergahlar oluyor diye baktığımızda pek çok Avrupa ülkesinin de altını çizdiği üzere Rusya enerjiyi bir dış politika kartı, bir askeri karta dönüştürmüş durumda. Yani çok önemli bir silah var elinde enerji faktörüyle birlikte. Bu açıdan şunu da hatırlatmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde Körfez ülkelerine, özellikle Suudi Arabistan'a, OPEC Plus ülkelerine yapmış olduğu baskının da sonuç vermediğini görüyoruz. Ve Amerika istemediği halde bu ülkeler üretimi artırmak yerine daha çok kısarak aslında Rusya'nın lehine bir tavır aldılar. Yani son dönemde bir iki gündür Suudi Arabistan'ın dahi enerji bağlamında Rusya'nın politikasına yakın bir yerde durduğunu ve Amerika'yı zayıflattığı yorumları yapılıyor. Aslında biz önümüzde ne var diye baktığımızda ciddi anlamda bir enerji savaşı var önümüzdeki dönemde ve Türkiye'de bunun hem güzergah olarak, bir hub olarak, dağıtım merkezi olarak önemli stratejik bir merkez olacak. Hem de enerji açığıyla aslında kendi halkımızın geleceğini tasarlamamız açısından da ciddi bir kırılganlık içerisinde olacak. Avrupa'nın bu kış yaşayacaklarını hep beraber konuşuyoruz. Rusya'nın tüm bu ambargolara rağmen ekonomisinin beklenen ölçüde zayıflamadığını, hatta biraz da ivme yaptığını konuşabiliyoruz. Dolayısıyla enerji başta olmak üzere ekonominin bence temel belirleyici olacağı bir dönemin eşiğindeyiz. Hı hı. Sivil halkın günlük yaşantısını etkilediğinde hükümetler karşılıklı saldırılarıyla savaşın gidişatını da belirlemeyi amaçlıyorlar. Çünkü sivil halkın hükümet üzerindeki baskısını artırmayı planlıyorlar. Bu şekilde de evet, bakın dikkat edelim, barışla konuşuyorlar. O da ilgimi çekti bugün. Yani Türkiye ile ilgili arabuluculuk yapabileceğine dair, Türkiye'nin iki ülkenin liderini bir araya getirebileceğine dair yine şaşırtıcı bir şekilde Rusya'dan bugün bir açıklama geldi. Yani hem Kiev'i ve etrafını 83 söylenene göre füzeyle vurduğunuz bir sabahtan bahsediyorsunuz. Hem de aynı anda Ukrayna yönetimi lideri Zelenski ile Putin'in bir araya gelebileceğini, bunun da Türkiye liderliğinde yapılabileceğini söylüyorsunuz. Zannediyorum hem dünya kamuoyuna barışa yönelik adımlara kapalı olmadıklarını ve diplomasiye dair bir açık kapı bıraktıklarını söylemek istiyorlar. Ama diplomasiye giden yolda, umarım gidiyordur,
bir taraftan olabildiğince taviz koparmak ve kendi ellerini güçlendirmek istiyorlar diye düşünüyorum. Evet, masaya oturana kadar güçlenme çabası olarak da yorumlanabilecek boyutları var diyorsunuz. Helin Hanım, 2 dakikam var ama buna değinmeden bitirmek istemem. Bu da bu Ukrayna'ya bugün yapılan saldırıların havadan yapılmış saldırılar olması sebebiyle size yöneltmek istediğim bir soru. Hava savunma sistemleri konusu. Bu savaşın en başından beri Ukrayna'nın çağrısıydı. İşte close the skies, işte NATO yönelik çağrı. Yani Ukrayna'yı havadan güvenceye alın. Çünkü böylesi bir kapasitesi yoktu. Bu 24 Şubat'tan beri bazı batılı ülkelerin bu konuda destekleri oldu ama hava savunmasına dair bugün ortaya bir resimde çıkmış oluyor. Bu Ukrayna'nın hala havadan savunma konusunda kırılganlığına mı işaret ediyor? Bu bir zafiyet olmaya mı devam ediyor Ukrayna için? Nitekim yine çağrılar var. İşte depolarda tutacağınız o silahları bize gönderin diye yine Ukraynalı yetkililerden bugün çağrılar var. Havadan güvenliklerini sağlayabilmek için. Yani yeni bir sayfa da açıyor mu? Havadan güvenliği sağlayabilmek adına Batı ile Ukrayna arasında yeni bir bilemiyorum konuşmada şekillenir buradan. Ukrayna havadan güvenli mi, bu zafiyet devam ediyor mu? Havadan güvenli değil, Ukrayna güvenli değil, Rusya da havadan güvenli değil. Yani her iki tarafın beklenmedik şekilde birbirine zarar verebildiği, füze atışlarıyla zarar verebildiğini görüyoruz. Dünyanın en güçlü askeri savunma sistemlerine sahip olan Rusya'ya bile bir takım beklenmedik zararlar verebildi Ukrayna, Batı'nın da desteğiyle. Bu olaylar aşağı yukarı %50-%60'lık bir koruma sağlayabildiğini gösteriyor. Rakamlar doğruysa yaklaşık 43 füzeyi durdurabildik vurmadan Ukrayna'yı diyorlar. Ama aşağı yukarı %50'lik bir boşlukta var orada görünen o ki. Tabii bu zafiyet bir anlamda hem bir açık Ukrayna yönetimi için hem de Batı'yı kendi lehine doğru çekebilmek açısından da bir avantaj sağlıyor. Durum ortada. Eğer yanımızdaysanız gerçekten yanımızda olduğunuzu gösterin Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, tabii ki özellikle NATO'nun diye bir çağrısı, beklentisi var Zelenski'nin. Ama Batı'nın eli de sadece Ukrayna ne kadar zarar gördü, efendim Rusya'ya karşı Ukrayna'yı koruyalım şeklinde ilerlemiyor. Tabii ki enerji sorumsalı başta olmak üzere pek çok noktada kendi çıkarlarını da düşünen bir Batı var elimizde. Aşama aşama arttırabilirler askeri desteklerini ama görebildiğim kadarıyla çok daha büyük, topyekün bir destek, NATO üyeliği gibi bir olmaz dediğimiz bir üyelikte yakın zamanda beklemiyoruz açıkçası. Bu açıdan da Ukrayna'nın hala yalnız olduğunu ve Batı tarafından adeta bir vekil savaşçıya dönüştürüldüğünü söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Doçent Doktor Helin Sarıertem'le konuştuk. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Ukrayna'ya yönelik bugün ki saldırıları.